Merhaba arkadaşlar. Benim yani Dilgit Erlen Öztürk'ün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dinozorların yaşadıkları Mezozoik döneminin tarihlerini ve dönemlerini anlatacağım. Mezozoik 3 bölüme ayrılır. Bunlar Trias, Jura ve Kretase'dir. İsterseniz Trias'tan başlayayım. Trias yaklaşık 250 milyon yıl önceden 200 milyon yıl öncesine kadar olan dönemin adıdır. Triyasik döneminde 3 bölüm vardır. Erken, orta ve geç Trias. Bu 3 dönemde farklı dinozorlar yaşamıştır. İlk dönemde genellikle en büyükleri çalılık boyutunda olan dinozorlar gelmiştir. Sonra en büyükleri yaklaşık olarak ayı büyüklüğünde olanlar, sonra diğerleri de yaklaşık bir arabanın iki katı büyüklüğünde sauropod, yani prosauropod dinozorları eklenmiştir. Prosauropodlar aslında otobur ama sauropodların atalarılar, yani uzun boyunlu bitki yiyen dinozorları. Hepsi de ağaçları kemiriyordu. Neyse, ancak bu dönemin sonunda hepsinin yok olmasına ve büyük dinozorların ortaya çıkmasına yardımcı olacak bir kitlesel yok oluş oldu. Aynı Permiyen dönemindeki gibi. Yani Trias'tan önceki yaklaşık 100 milyon yıl süren dönem. Devam ediyorum. Jurassic dünyanın en çok bilinen dinozor dönemidir. Onunla ilgili Jurassic Park adında bir film yapılmıştır hatta. Neyse. Jurassic dönemi de erken, orta ve geç Jurassic'e ayrılır. Bunların ilkinde genellikle en büyükleri yaklaşık 9 metrelik etobur ve otoburlar çıktı. Orta dönemde yaklaşık olarak 21 metre uzunluğunda otoburlar geldi ve en sonunda da bazıları 30 metreye çıkabilen diğer dinozorlar eklendi. Tabii bunlar otoburdu. Ve hepsi de etoburlar için birer yemekti. Neyse, bu dönemin sonunda bir kitlesel yok oluş olmadı. Onlar evrimsel süreçler geçirerek Kretase dönemindeki dinozorları evrimleştiler. Kretase dönemi dünyanın en bilinen dinozorlarından bazılarını içeren bir dönem. Kretase erken, orta ve geç Kretase'ye ayrılır. Triyasik dönem 245 ila 200 milyon yıl önce arasında ortaya olmuştur demiştim ya. Jurassic 200 ila 145 milyon yıl önceki, Kretase'de 145 ila 65 milyon yıl öncesi arasında gerçekleşmiştir. Yani dinozorların dünyayı hükmettiği yıl milyon yıllar tamına 145 yıl. İnanılmaz değil mi? Devam ediyorum. Bu dönemin başında çok farklı dinozorlar yaşadı. Bunların arasında 10 metrelik bir otobur olan iguanodonun yanı sıra Moğolistan'da bulunan 2,5 metrelik kodları olan Dinosaurus ve bir de korkunç, devasa ve gerçekten bitmez bir iştahı olan ve gerçekten de karşılaştığına çıkan her şeyi avlayan Majungasaurus'un atalarından bir tanesi ortaya çıktı. Yani Abelisaurus. Orta dönemde çok farklı başka dinozorlar ortaya çıktı. Bu dönemin başlarında yine yani bir alegoris olan Alectrosaurus, isminin anlamı arkadaşsız kertenkeledir. Büyükçe bir ankilozor olan Nodosaurus ve küçük Avustralyalı bir ankilozor olan Minno ortaya çıkmıştır. Ve son bölümde de ünlü Triceratops, çok daha da ünlü T-Rex ve bilinmez bir dinozor olan Nanotyrannus ortaya çıkmıştır. 65 milyon yıl önce hiç kimsenin bilmediği bir nedenden dolayı Mezozoik sona ermiştir. Ve oradaki memeli grupları da, o dönemdeki memeli grupları yani, büyük sürüngenlerle savaşmış ve savaşı kazanıp memeliler çağını başlatmıştır.
Bundan sonra biz memeli ailesi Eosen ve Miosen dönemlerini yani Mezozoik'ten sonraki dönemi hükmederek günümüze kadar gelmiştir. İşte böyle. Dinozorlar dönemlerini anladınız değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki dinozor videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.